Evet, tekrar bir daha bağlandım. Ali Türkşen komutanım tekrar bir daha bağlanacak. Sizler de kuvvetli bir ihtimalle geleceksiniz. Kusura bakmayın. İkinci bölümde bunu hemen detaylı bir şekilde bağlanmaya çalışacağım. Ali Türkşen komutanım gördüm. Bağlantı için detay gönderdim. Ali Türkşen bekleniyor. Ben de çıktı. İnşallah kendisinde de çıkacak. Bağlanıyor. Komutanım Tamam. geliyor. Komutanım Tamam, geldi. geldi. Tamam. Evet. Okey, gayet iyi yönettim. Hızlı Tamam. geçeceğim. Hızlı cevap verebilirsiniz. Hiç problem yok. Türk Deniz Kuvvetleri. Türk Deniz Kuvvetleri benim dünyaya gözümü açtığım yer ve her zaman da mensubu olmaktan gurur duyduğum yuvam, öyle söyleyeyim. Evet. Beni de bugünkü Ali Türkşen yapan bütün bu vesileyle hayatta olan olmayan, hayatta olanlara rahmet dilediğim, olanlara sağlık dilediğim, bütün beni yetiştiren komutanlarıma, öğretmenlerime şükranlarımı sunduğum, beni gerçekten ben yapan, başka bir yerde olsam hep ziyan olacağımı düşündüğüm, beni bugünkü bugünüme getiren, bana bütün bu yetenekleri kazandıran kurumun ismi Türk Deniz Kuvvetleri. Muhteşem. Evet. Sat. Benim yuvam yani, her Sat. şeyim. Sat. Yanlış mı yaptım acaba diye bazen düşündüğüm. Yok yok, öyle bir şey yok tabii canım. Sat benim gerçekten hayatıma bir ne diyeyim, bir lütuf, benim bütün hayatımın kalan kısmını şekillendiren, bütün hayata bakışımı şekillendiren, ondan sonra ve zaten bu duyduğum minnet duygusuyla, İşte yazdığımla, çizdiğimle, söylediğimle aslında bütün halkımızı o ruha kavuşturmaya, o borcumu ödemeye çalıştığım ve yani ömrümün sonunda da bu dünyadan ayrılırken, evet, kendime iyi ki olmuşum, iyi ki bu dünyada yaşarken sat komandosu olabilmişim. Kader de bana bunu getirdi. Her zaman bir engel çıkabilirdi. Zaten ben 5-0, 10-0 geride Evet. başlamışken bu Evet. hayata ya da hayatın süreci içerisinde sağlık Evet. anlamında çok kendimi şanslı hissettiğim ve benim de o Deniz Kuvvetleri büyük çatısının içerisinde gerçekten ikinci küçük altındaki küme olarak beni bugünkü ben yapan, bütün hayatıma yön veren anlayışın özeti Peki. Sat. Şimdi belki birazcık rakip takım gibi olacak ama sas. Sas da yani tercih edilebilir. Yani seçilebilir. O da yani onu çok duygusunu anlamıyorum. Onlar da sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin bir birliği. Oradaki silah arkadaşlarımız da canla başla görev yapıyorlar. Onların kursları da, öğrendikleri bilgiler çok kıymetli. Edindikleri bilgileri bütün dünyada uygulayabilecekleri efendim yeteneklere kavuşuyorlar. O yolu seçenler için de saygı duyduğum, başarı dilediğim, ama zaman içerisinde tanıdığımda hani o mu ya da bu hiç burada aklın kaldı mı dediğimde hayır, hiç aklımın kalmadığı, başka herhangi bir branşta da aklımın kalmadığı, her zaman kendimi bir sat komandosu olarak gördüğüm ve bundan da çok memnuniyet duyduğum, ama başka branşlara da her zaman tabii ki saygı duyduğum silahlı kuvvetlerin çok kıymetli bir birimidir Tamam. SAS Bordo birimi Bereliler. Bordo Bereliler. Bordo Beriler benim Kardak krizinde gerçek anlamda ilk defa yan yana geldiğimiz ve gerçek anlamda çatışmaya girdiği, canını vermek üzere görev yaptığı, hatta belki de can aldığı, gözünden anlaşılan o profesyonelliği, o olgunluğu, o hayatın oturmuşluğunu, mesleki oturmuşluğu, oturmasına, kalkmasına, konuşmasına, silahı tutmasına yansıtan, kendileriyle her zaman gurur duyduğum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güzide birliklerinden birisi ve şunu bana ne olur, yani küçük kardeşlerim soruyorlar diye ben Evet. düşünüyorum. Çünkü bu soru anca hani 15-16 Evet. yaş Evet. sorusu. Aynen öyle komutanım. Sat Doğru. mı daha Aynen öyle iyi? gelen bir soru. Özel kuvvetler mi daha iyi? Doğru. Sat mı özel kuvvetleri döver? Özel kuvvetler mi satı döver?
Hayır, ben de diyorum ki geçen gün bir çocuğa dedim ki hani aklıma o geldi. Bir köprü mü bir portakal mı dedim. Ne alaka dedi. E dedim ki senin sorduğunda ne alaka yani. Köprü köprüdür, portakal portakaldır Aynen yani. öyle. Doğru. Abuk subuk Aynen soru. Hani öyle. sormayın Doğru. anlamında. Kızıyorum da artık. Doğru. Ya ikisi de son derece kendi branşında çok faydalı hizmetler veren efendim çok pırıl pırıl silah arkadaşlarımızın olduğu, öyle olduğuna inandığımız, içinden her ne kadar 15 Temmuz'da bir takım vatan hainleri çıksa da Ömer Halis Demir gibi bir kardeşimizin de çıktığı hani öleceğini bile bile ölüme gide gözünü kırpmadan gidebilen insanların pırıl pırıl vatan evlatlarının görev yaptığı, kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok güzide bir birliği. Evet. Arkadaşlar az önce bir arkadaşımız jandarma özel harekat diye sordu. Oradaki cevabını olur hemen ben vereyim. Jandarma özel harekatta bizim birliğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası. Ama biliyorum ki şu anda gördüğüm kadarıyla Tabii. Kuzey Suriye'den de izleyen asker arkadaşlarımız var. Herkese buradan selam olsun. Bunu tabii ki bu yayın içerisinde de bizler biliyoruz açıkçası. Herkese de Tabii selam olsun tabii. diyoruz. Bak. Şu anda jandarma özel harekat deyin, özel kuvvetler deyin, SAT deyin. Kimi söylerseniz bak hepsi bu ülkenin pırıl pırıl evlatları. Evet. Canla başla görev yapıyorlar. Orada birinin bile burnu kanamadan, ayağı taşa değmeden görevlerini yapmış olarak geri dönmelerini istiyoruz. Hepsi kendi dalında en üst seviyede görevlerini yerine getiren, malzemeyle donanmış, bilgiyle, eğitimle, yetenekle donanmış silah arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Hepsinin görev alanı farklıdır. Hepsi de o görev alanını en doğru şekilde doldurmaktadırlar. Doğru. Bunların hani o mu daha iyi, bu mu daha iyi? Ben de o zaman soruyorum yani, atıyorum. Cüzdan mı, kalem mi? Yani ne alakası var? Cüzdan ne, kalem ne yani? Birinin fonksiyonu farklı, biri birinden daha üstün yapmıyor ki yani. Hepsinin O yüzden hepsi hepsine Türk özellikle Kuzey Suriye'de evladıdır. şu anda Kuzey Irak'ta görev Canla yapan başla görev bitti. kardeşlerimiz. Bakın. Ben hepsine Tabii. selamlarımı Hepsine iletiyorum. selam söylüyorum. Hepsine Evet selamlarımı efendim. iletiyorum. Mustafa Kemal Atatürk. Ah, soktun hançeri. Çeviriyorsun şimdi. Mustafa Kemal Atatürk bizim maalesef kendisine, ben öyle görüyorum bak, ben bir Ali Türkşen olarak borcumuzu ödeyemediğimiz, yeterince koruyamadığımız, evet elimizden geleni yaptığımız ama bu namert devirde maalesef bu nankörlüklerle muhatap olduğumuz, bu ülkenin tam ortasındaki direğidir. Bizim onu böyle adını andığımız zaman içimizin titremesi gerekirken, öyle nesiller yetiştirmemiz gerekirken maalesef hiç duymak, bilmek istemediğimiz, görmek istemediğimiz ve hiç hak etmediği, efendim tarihi bugünden yargılamamız tabii ki mümkün değil ama bir gün bir simülatör, öyle bir tarih simülatörü yapılırsa, eğer kendisini denklemden çıkartırsanız, yaptıklarını denklemden çıkartırsanız, Türklerin aslında tarihinde hiç görmediği kadar yerle yeksan olacağı, kendisini toparlaması için belki yüzyıllar geçmesi gereken ve buna engel olmuş bizim liderimiz, babamız, atamızdır. Ve ben kendimi her zaman maalesef nankör bir evlat, görevini efendim vasiyetine sahip çıkamamış bir evlat olarak görüyorum. Çok daha bizim sahip çıkmamız lazımdı. Bu hainlikleri kendisine efendim en ufak bir kötü söz söylemeye yeltenen demeyeyim de o zihniyete bile ulaşmayacağı bir sistemin oluşturulması lazımdı. Ama maalesef Türkiye belki bugünlerden, bu belalardan sonra daha çok kıymetini anlayacağı günlere de kavuşacağını ve bizim hiçbir zaman peşinden gitmekten, ilkelerinden vazgeçmeyeceğimiz ve en zor zamanımızda, bak kitabın zaten başı değil mi Alpçim? Evet. Neyle başlıyor? Atamızın Evet. sözüyle başlıyor. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz İnsanlar insanlar vardır. vardır. Ben hiçbir zaman umudunu yitirmedim sözüyle başlayan ve aslında içinde de yazdım, söylüyorum da, canınızın sıkıldığı zaman
gidip hala ziyaret edeceğiniz Anıtkabir'de okuduğu kitapları göreceğiniz, efendim bu ülkenin kurulması için öyle kişisel gelişim için falan değil, kendi mutluluğu için değil, bir ülkeyi kurmak için 4000 kitabı altını çize çize içinden bilgi, efendim fikir çıkarttığı ve ülkemizi kurduğu bizim aslında bu kitabın özüdür, özü Mustafa Kemal Atatürk. Bizim bütün bu hikayemiz yalandır aslında. Bugünkü efendim belki okunabilir hale getirmek için aslında her bir hikaye aslında Mustafa Kemal'dir yani. Mustafa Kemal'in hikayesidir. Canınız sıkıldığında onun için diyorum ki gidin Anıtkabir'i ziyaret edin. Azıcık ferahlayın, şöyle ruhunuz zenginleşsin. Atatürk vazgeçmemiş ki o mücadeleden. Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Alpçim bizim vazgeçme, hiçbir şeyden vazgeçme lüksümüz yok. Onun için biz anca onun suyunun suyu, hani tavşanın suyunun suyu oluruz da Komutanım burada onun o borcu belki ödemeye burada o çalışıyoruz. kadar özlü ve o kadar direkt ve o kadar uygun mesajlar veriyorsunuz ki, o yüzden ben kesmemek için tabii ki sustum ama söylediklerinize Atatürk'le ilgili Sağ ol. Çok %100 teşekkür. katılıyorum ve sonuçta bizim hem Nutku hem de aynı zamanda Mustafa Kemal'in hayatını çok iyi bir şekilde öğrenmiş olmamız gerekiyor. Komutanım kısaca İsmet İnönü. Evet. İsmet İnönü de efendim bugün o kadar her şeyin içini boşalttık ki Alpçim, yani o kadar her şey kolay konuşulur oldu ki efendim eline silah almamış, efendim hayatı hiç tehlikeye girmemiş. Ondan sonra bir eli bir yağda bir eli balda yaşamış ya da hiç yokluk görmemiş, hiç savaş görmemiş insanların bile oturdukları yerden efendim 3-5 tane hocanın ya da densiz bir takım tarihçilerin söylemlerine bakarak güya bugün karalamaya çalışılan ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki de o dönemi göz önüne aldığınız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün de tamamlayıcısı, yol arkadaşı, her zaman bizim vefayla anmamız gereken bir büyüğümüzken bu ülkenin maalesef soyadını alacak kadar savaşlara katılmış, yani İnönü Savaşı'na efendim liderlik etmişken kendisine asker kaçağı denip de asker kaçağı olduğuna ikna edilmiş bir millete bugün biz İsmet İnönü'nün ne olduğunu belki de anlatmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla Aynen. bizim de kendisine vefa borcumuz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün tamamlayıcısı, bu ülkenin özünde, hamurunda her şeyi olan, kendini ortaya koymuş. Sonrasında da evet, şimdi kolay geliyor böyle tarihi yargılamak. Buradan biz böyle tuzumuz kuru efendim, çok güzel. Ülkeyi savaşa sokmamak için, savaş görmüş bir komutan olarak savaşa sokmamak için elinden geleni yapmış. Bunun dışında bana göre kendisiyle ilgili söylenen her şeye benim anca he diyebileceğim bu ülkenin kurucu bir değeridir. Aynen öyle. İsmet İnönü. O kadronun içerisinde Mareşal Fevzi Çakmak. Mareşal Fevzi Çakmak, onu bambaşka bir yere aslında koyabiliriz. Mareşal Fevzi Çakmak gerçek bir asker, gerçek bir görev adamı. Efendim, çok özür dilerim. Bir saniye. Çok özür dilerim. Tamam, hiç problem. Hayır, Volkan, pardon. Hiç komutan sorun. Volkan Tunç gelmiş. Volkan Tunç gelmiş. Ben de ses geliyoruz. Gel gel. Gel, Canlı canlı yayındayız. yayındayız. Alp'le canlı yayın yapıyoruz. Volkan selam, Volkan kolay geldi gelsin. de. Kolay gelsin. Tamam. Bitiyor şimdi. Bitiyor. Selamlar abi. Selamlar, Kolay gelsin. selamlar Şimdi kardeşim. Hoş şey, geldin. Hoş geldin. Mareşal Fevzi Çakmak bu ülkenin yani Mareşal unvanlı iki askerinden birisi Evet. ve o dönem için benim açıkçası hani bir denizci olarak o dönem deniz kuvvetlerine hani yaklaşımı anlamında belki de hani sitem demeyeyim ama hani acamamı falan diyeceğim ama bunu asla dilimden hani gönlümden geçmeyen
bu ülkenin çok önemli bir değeridir, çok önemli bir komutanındır, bütün ömrü hizmetle geçmiştir. Bugün bak onların yaptığının milyonda birini yapıp efendim egosunu yenemeyen, bütün dağları ben yarattım havasında dolaşan ama onların döneminde bunu adını bile anmadan, efendim hiç bahsini bile etmeden ömürlerini tamamlamış insanlardan biridir. Muhteşem. Yine söylüyorum, bu ülkenin hamurunda etkisi olan, birçok komutanımız gibi yeri olan çok büyük bir değerli bir komutanımızdır. Süper. Teşekkür ederim Ali abi. Ali evet. Abi çok az kaldı. Birkaç tanesini atlamak tamam. zorundayım arkadaşlar. Uzun süre almak istemiyorum. Tamam. TCG Kozlu ve Samsun. Atla abiciğim. TCG tamam. Kozlu ve Samsun. TCG Kozlu benim ilk göz ağrım ve son göz ağrım. Çünkü bir daha hiç gemide görev yapamadım. Askeri bir gemide. Yani zaten hani ihtisasım gereği öyle oldu. Ondan sonra benim aslında bütün o böyle ilk subaylığımın bütün eziyetini çeken oradaki personelle, komutanıyla, ondan sonra bugün baktığım zaman bazen karşılaştığımızda biraz da ya ne olur affedin o günkü işte cahillikle bir sürü şeyi belki de yanlış yaptık ama aslında hani o yanlışları yapınca bugün bu hale geldik dediğim, görev yapmaktan gurur duyduğum bir yuva. O da bariye çıktığım ilk yuvam diyeyim. Öyle söyleyeyim. Muhteşem. Son üçlü. Samsun çok enteresan. Samsun bir türlü kavuşamadığım sevgili gibi. Yani kavuşmakta çok istemediğim. Çünkü bir sefer üniversiteye gidecektim. Gitmedim. Harp okuluna gittim. İkinci sefer görev için tayin oldum. Çok şükür gidemedim. SAT kursuna gittim. Onun için aslında hani hoş bir sevgili ama hiçbir zaman kavuşmamaktan da çok mutlu olduğum bir sevgili, öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Grup halinde soruyorum. Gölcük, evet. Değirmendere, Heybeliada, Tuzla. Gölcük, Değirmendere, Heybeliada, Tuzla. Tamam. Değirmendere, Heybeliada. Şimdi bak Gölcük ve Değirmendere, aslında Değirmendere'den başlıyorum. Değirmendere benim denizle gerçek anlamda ilk buluştuğum yer, deniz sevgisini kazandığım yer. Gölcük, Bahriye sevgisini kazandığım eşimin memleketi, ondan sonra liseyi okuduğum yer, bütün anılarımı, çocukluk anılarımın olduğu yer. Heybeliada, İzmit Körfezi'ni düşünün. Bak İzmit Körfezi doğuya doğru biter ya böyle. Gölcüğü evet. Düşünün, Gölcük, Değirmendere biter. Evet. Ben küçüklük hayalim benim neydi biliyor musun? Bilmiyorum. O zaman ben yelkenciliğim benim şeyde vardı, söyle adını. Gölcük'teyken, Değirmendere'deyken vardı. Derdim ki doğuya doğru gittiğim zaman önüme gene kara çıkacak. Ama batıya doğru gittiğim zaman benim önümde bir dünya var. Okyanuslar, bütün dünya, her şey bu tarafta, batıda. Çünkü o su yolu bir yerde oraya bağlanıyor. Ve onun önündeki ilk durak da Heybeliada'da. Heybeliada beni o okyanuslara taşıyan ilk duraktır. Benim dünyaya açıldığım ilk yerdir. İlk göz ağrısıdır o anlamda. Çok güzel. Bir de Tuzla dedin değil evet, mi? Evet, Tuzla dedim. Tuzla'da işte o dünyaya açılan kapının son artık cilasının yapıldığı yerdir. Orası da ikinci göz ağrım diyeyim. Harp okulunun böyle bir kısmet oldu işte. Yarısı Heybeliada, yarısı Muhteşem. Tuzla. Efendime söyleyeyim, öyle anları olan, yetişmemize katkısı olan yerler. Komutanım, son soru Atak tamam. Akademi, yelken ve dalgıçlık. Tamam. Şimdi bak, bu programa çıkmadan önce ben akşam saatlerinde bir kürek ve kano etkinliğimiz de var bizim. Bugün ben bugünkü programımı söyleyeyim. Ondan sonra zaten programı da kapatıyoruz herhalde. Evet, aynen. Sabah Çağlayan Adliyesi'nde başladı mesai. Orada gazeteci kardeşlerimize, Barış kardeşlerime, Murat Arel'e, Hülya Kılınç'a, hepsine özgürlük olması için nefeslerimizi tuttuk. Çok şükür 3-4 arkadaşımız zannederim tahliye oldu. İyi kötü aslında tahmin edilebilir bir sonuç. Çünkü yani bu düzen maalesef bugünün düzeni bu. Yani bu insanlara birileri
istemiyorum, dilimden de çıkmasın istiyorum ama öyle bir talimatla maalesef bu işler yapılıyor. Bunu bir tarafa koyuyorum. Bak oradan mesaim başladı. Sonra Şişli tarafında bir randevum vardı, onu hallettim. Sonra geldim Simurgh TV'nin bu haftaki yayınını yapmak için gençlerimize hep diyorlar ki abi hep siyaset konuşuyorsun. Biraz bizi böyle başka havalara sokacak bir şey söyle. Spor yaptım. 2 saat antrenmanı konuşa konuşa filme aldık. Şimdi onu kurgulayacak arkadaşımız ve ben pestil vaziyette antrenmandan çıktım. En son eve gidip bu yayını evden yapayım derken Hüseyin kardeşim benim, buradaki bizim Kürek Kano hocamız denize çıkacakmış yanında beraber kursiyerlerle. Abi bir kanoya da sen atla, gel istiyorsan dedi. Of puf derken bir anda kendimi denizde buldum. 1,5 saatte kürek çektim. Ondan sonra abi Volkan burada oturuyor. Volkan kardeşim sağ olsun. Abi hadi dalışa deyince oraya gidiyoruz. Atak Akademi benim işte bunları yapabildiğim. Ta aslında 1982 yılında 17 yaşında Deniz Harp Okulu öğrencisiyken adımımı attığım İstanbul Yelken Kulübü'nde tekrar o günlere döndüm. Kendimi insanlara bir şey katarken faydalı hissettiğim, aynı zamanda da benim sizler de biliyorsunuz ben hiçbir zaman hayatımda patron olamadım. Yani tırnak içinde söylüyorum. İşçi olarak kaldım ve bundan da çok büyük memnuniyet duydum. Hani yarın öbür gün öteki gün olacağı gibi kalkıp denize, hiç deniz bilmeyen insanlara deniz anlattığım, yelken anlattığım benim için hayatımın bu evresinde bir yuva. Bu yuvayı da bana temin eden başta Ahmet Saruhan, İstanbul Yelken Kulübü Başkanımız ve diğer yönetim kurulu üyeleri. 5 senedir çok şükür bu cezaevinden çıktıktan sonraki ruh halimizi iyileştiren burası oldu. Ben burayı şöyle görüyorum. Akşam gelen, bak çok enteresan, buraya kürek almaya gelen Ömür diye bir hanım, ders almaya gelen Hüseyin Hoca ile çıktılar. Hanımefendi bizim hastalda kaldığımız dönemde her hafta gelen bir grup ziyaretçimiz vardı. Bak hiç tanımadan bizi gelen. Evet. Şimdi o hanımla biz beraber kürek çekmeye çıktık. Ben onunla bir önce görüştüğümde hastalda ben hapisliktim. O da beni hiç tanımadan oraya gelmiş bir hanımdı. Şimdi beraber küreğe çıktık, kahve içtik, sohbet ettik. Süper. Hep de gelecek. Süper. Burayı siz biliyorsunuz. Biliyoruz. Ben burayı bir kere adımını atanın bir daha hep geleceği, efendim kendini iyi hissedeceği bir yer olsun istiyorum. Yaptığımız iş açıkçası, hani onu da söyleyelim. Vallahi para da kazanılmıyor da ben niye yapıyorum bunu bilmiyorum. Herhalde bana iyi geliyor yani. İyi geliyor, doğru. Bazı şeyleri de. Doğru abi. Doğru. Bu da böyle olsun. Doğru. Çok şükür. Ben çok bu anlamda mutluyum. Ondan sonra çok güzel kardeşler bu vesileyle tanıma imkanı oldum. Sizler gibi ondan sonra herkesi beklerim. Hiçbir şey olmasa da sadece çay kahve içmeye de her zaman gelsinler. Burası benim için artık, bundan sonra da inşallah uzun süre devam etmeye çalışacağım. İnşallah. Bir i̇nşallah. Yuva. Artık yeni yuvam burası. Öyle söylüyorum. Sevgili Ali abi, sevgili komutanım, ağzına sağlık, yüreğine sağlık, yazılarına sağlık, yazarlığına sağlık. Yaşadığın basit gördüğün yolculukta aslında bize yüreklendirdiğin hayata sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Ali abicim. Çok yorgun ve yoğun bir günde bizi kabul ettin. Çok yoğun bir gün ve gündem bekliyor, biliyorum. Arkadaşlar sorulduğu için söylüyorum. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin internet sitesinden, kitapyurdu.com'dan ve farklı yerlerden arzu edebilirsiniz. İsteyebilirsiniz. Telefon açabilirsiniz. Kırmızı Kedi'nin kendi şubelerine ziyaret edebilirsiniz. Kuvvetli bir ihtimalle Kırmızı Kedi dışında başka gideceğiniz dükkanlarda da yakında inşallah yer alacaktır. Komutanım, yüreğine sağlık. Bizi açıkçası derinlere saygı dalış topluluğu olarak kendi kalbinde bambaşka bir yere koydun. İstanbul 1881 olarak bizim İngiliz ressamları, evet, Pantheon'un ürettiği, evet, Atatürk'ün gözleri sizin makamınızın hemen yan tarafında duruyor, merkezinizde duruyor. Ağzına, evet, sağlık. En yakın zamanda yine hemen görüşmek üzere. Doğru. En yakın zamanda görüşmek üzere. Buyurun. İnşallah kapatmadan son bir cümle söyleyeyim müsaadenle. Buyur abi. Şimdi bak saati 11 ettik, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi ben
Buradan eve gideceğim. Biraz istirahat edeceğim. Sabah 5-5.30 gibi kalkacağım. Çünkü bizim Atak Akademi'nin bir faaliyeti. İki tekne Bozcaada'ya gidecekler. Kemalettin Yakar, benim sevgili ortağım, kardeşim, Evet. hapishane dostum. Evet. Orada tanıştığım bir kardeşim. Evet. Onları yolcu edeceğim. Ondan sonra abicim motora atlıyorum. Basıyorum gidiyorum inşallah Çorlu'ya. Niye? Çünkü Çorlu'da 8 Temmuz 2018 Çorlu tren kazası katliamının 5. duruşması var. Evet. Ona katılacağım inşallah. Bu kitabı da biliyorsun ithaf ettiğimiz Mısra Öz kardeşim duruşmada olacak. Onlara destek için o davalardan lütfen kimse elini eteğini çekmesin. Allah muhafaza dün başkasının başına gelen, evet yarın kimin başına geleceği belli olmaz. Ondan sonra bu davalara lütfen duyarsız kalmayalım. İnşallah ondan sonra duruşmadan sonra da tekrar buraya döneceğim. Öğleden sonra Sevim Hanım ders koyduysa bir de yelken eğitimine çıkacağım. Öbür gün zaten çıkacağım. Evet. Benim hayatım böyle geçiyor. Muhteşem. Bundan da çok memnunum. Hiç şikayetçi değilim. Hiç şikayetçi değilim. Herkese de yani şu kitabın ben hep öyle söylüyorum. Bak yerde bulduğunuz bir gazete kağıdından okuduğunuz bir kelime size iyi geliyorsa lütfen okuyun. Ama insan ömrü çok fazla eserin hani hep bütün yazılmış eserleri göz önüne aldığında yazılacakları ya da biz şu anda konuşurken yazılanları göz önüne aldığında zaman az. İyi kitaplar okuyun. Son söz şunu söyleyeceğim bak bir çok yorum alıyorum. Bir yorumda birisi dedi ki ben dedi bir kitabın okunup yani bana bir fayda sağlayıp sağlamayacağını ya da dedi bana iyi gelip gelmeyeceğini ilk 50 sayfada anlıyorum. 50. sayfada gitmiyorsa o kitap bırakıyorum dedi. Benim yöntemim bu dedi. Abi senin kitabında şu anda 250. sayfadayım Süper, dedi. süper, Lütfen süper. kendinize Evet. iyi gelecek kitaplar okuyun. Bu kitap iyi geliyorsa bunu okuyun. İyi gelmiyorsa bırakın abi başka kitap okuyun. Kesin. Ama okumaktan geri durmayın. Okumazsak gelişmemiz mümkün değil. Tamam? Kesinlikle. Çok teşekkür Hepinizi çok ederim. seviyorum. Sevgili Seni de Ali çok abicim, iyi seviyorum. yolculuklar. Derinlere Kolay saygıyı çok gelsin. Ben de seviyorum. aynı zamanda sizleri Bu çok kadar 1,5 saattir seviyoruz. vakit ayıranlara eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sizi yayından Ankara'da gönderiyorum. imza günü olacak mı diye ısrarla soran var. Ben tamam. Gönder abi. Ankara'da imza günü ben ne bileyim. Pandemi biterse söyleyin işte. O zaman imza günü yapacağız. Ben nereden Ay bileyim? Allah Allah. öyle. Yani hastalık sürdüğü sürece inşallah. Abicim kendinize Hadi çok abi iyi bakın. görüşürüz. Tekrar yine görüşmek Hadi çok üzere. Kendinize iyi uzatmayayım ben. bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abicim. Sağ ol. Eyvallah. İyi Sağ ol. yolculuklar. Kolay Hoşça kal. gelsin. Sağ Sağ ol. olasın. Sağ ol. Evet arkadaşlar, uzunca bir süre ben de şu anda yanlış bir hareket yaptım. Evet. Ali komutanımızla yayınımızı tamamladık. Sorulan sorulara çok kısa da olsa cevaplarınızı ne olursunuz ben vereyim. Kitap her yerde var. İnternette var. Alabilirsiniz. Kitabı okudun mu? Evet okudum ve beğendim kesinlikle. Sizler de mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Yayına katıldığınız için, bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 8. yayınımızdı İstanbul 1881'de. Bu yayında da bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ali Komutan siyasete girecek mi? En fazla sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Yayınları kaydediyoruz. Instagram'da İstanbul 1881 üzerinde izleyebilirsiniz. YouTube'a da aynı zamanda koyacağız. Sevgili Soner'e, katılan herkese, bütün dostlara çok çok teşekkür ediyorum. Ali Komutan'ı ağırlamak, Ali Türkşen'i ağırlamak bizim için son derece büyük keyifti. Sevgili Nilgün'e ve bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın, sergiyle kalın, sinemayla kalın, kitapla kalın, kültürle kalın ve aynı zamanda hayat damarları kopmamış olan Türkiye Cumhuriyeti ile kalın. Kendinize iyi bakın. Atatürk'le Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla kalın ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.